1835 yılında bir İngiliz askeri olan Francis Revdon Chesney'in Urfa'da çizdiği bir gravürün içinden o zamanların Urfa'sına bakıyoruz. Bugünkü ismiyle Şanlıurfa. Tarihin her dönemi o kadar önemli bir şehir oldu ki kadim zamanlardan günümüze değin sürekli isim değiştirdi. Tam da Anadolu ve Mezopotamya'nın birleştiği yerde her dönem kültürlerin, uygarlıkların, dinlerin ve ticaretin en önemli kavşaklarından bir tanesi oldu. Tarihi boyunca farklı uygarlıkların verdiği isimlerle Ur, Ruha, Reha veya Edessa. Türkler 9. ve 10. yüzyıldan beri ona Urfa dediler. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra da Şanlıurfa. Şu anda gördüğümüz gravür ne yazık ki benim bildiğim ve dönemin Urfa'sına ait birkaç gravürden sadece bir tanesi. Urfa'nın o yıllara ait genel görünümüyle ilgili pek bilgi içermese de aslında sahip olduğu atmosfer açısından güzel bir gravür. İçinde yükselen palmiyeler ve kavak ağaçlarıyla biraz Anadolu, biraz da Mezopotamya gibi. Bu gravürün içinde yer aldığı seyahatnamenin sahibi sonradan bir general olan Francis Revdon Chesney, aynı zamanda İngiltere Kraliyeti için çalışan başarılı bir kaşifti de. O dönem İngiliz Kraliyeti tarafından Fırat Vadisi ve Süveyş Kanalı'nın keşfiyle görevlendirildi. Chesney ve ekibinin Fırat Nehri'nin gemi seferlerine uygunluğunu test etmeleri gerekiyordu ve Chesney'in kendisine 20 bin poundluk bir ödenek ve 7. Kraliyet Topçuları Alayı'ndan bir takım asker verildi. Bu, Orta Doğu üzerinde uzun vadeli planları olan İngiliz emperyalizmi için önemli ve zorlu bir keşifti. Aslında sadece bir keşif değil, aynı zamanda zor bir lojistik göreviydi. Çünkü Chesney ve ekibinin Fırat'ta yüzdürülmek üzere iki koca buharlı gemiyi de taşımaları gerekiyordu. Chesney ve ekibi bu gemilere ait büyük ve ağır parçaları kilometrelerce uzunluktaki zorlu arazilerden geçirdiler. Büyük buhar türbinlerini bataklıklarla kaplı arazilerden, aşılması zor bitki örtüleriyle kaplı tepelerden geçirdiler. Sadece bununla da kalmadı. Taşıdıkları ağır parçaları Dicle'den geçirmek için yeni bir gemi daha inşa ettiler. Tabii ki büyük zorluklar yaşadılar. Hatta öyle ki bir gemiyi Dicle'de kaybettiler. Chesney işte bu zorlu yolculuğa ait en önemli adımları gravürler haline getirerek ölümsüzleştirdi. Daha önce yine Chesney'e ait iki farklı Anadolu gravürüne yakından bakmıştık. Bunlardan biri yine 1835 yılında çizilen bir Gaziantep Nizip Rumkale gravürüydü. Diğeri de bir Ağır Dağı gravürüydü. Dilerseniz bu gravürlere ait bölümlere de yukarıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz. Biz Urfa gravürüne geri dönelim. Chesney bu gravüre Urfa Ulu Camii başlığı atmış olsa da gravür aslında Rizvaniye Camii önünden çizilmiş. Muhtemelen Chesney'in yaptığı küçük bir hata olsa gerek. Bugün hemen hemen herkes tarafından bilinen Balıklı Göl. Urfa'nın bölgenin tarih boyunca korumayı başardığı mistik atmosferi. Gravür ön planda bizlere sırtlarını dönmüş, atmosferin dinginliğine karışmış birkaç adam ve arka plandaki Rizvaniye Camisi'nden oluşuyor. Ortada ise Balıklı Göl var. Aslında birçok gravür genelde özellikle çizildiği yerle ilgili önemli bilgiler verse de bu gravür bir şehir manzarasından çok daha küçük bir kesite baktığından sanki çizeri şehirden çok Urfa'nın bu küçük ama mistik köşesini kağıda taşımak istemiş gibi. Bu tarz doğu görüntüleri 1800'lerdeki Avrupalı gözlere her zaman ilginç geldi. Chesney'de görevi iki büyük buharlı gemiyi Mezopotamya'ya taşımak olsa da geçtiği yerlerdeki önemli noktaları gezmeyi ve görmeyi seviyordu. Zaten geçtikleri her yerde özellikle yerli halkın yardımını da alıyorlardı. Özellikle ağır parçaların taşınmasında bölge insanları en büyük yardımcıları oluyordu. Diğer yandan İngilizlerin bu zorlu görev boyunca en büyük korkuları Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın muhalefeti oldu.
Ama Kavalalı Mehmet Ali Paşa o yıllarda İngilizlerden çok Osmanlı için büyük bir sorundu. İşte bölgede hakim iki güç birbirleriyle çekişe dursunlar, oluşan karmaşanın içinde İngilizler iki büyük buharlı gemiyi Anadolu'dan Mezopotamya'ya doğru taşıyorlardı. Bu arada da yine bir İngiliz asker veya ressam Urfa'dan geçtikleri sırada Balıklı Göl'ün hemen önündeki ağaçların altında sakin sakin önündeki bu mistik atmosferin resmini yapıyordu. Urfa, Şanlıurfa bugün yeniden tarih sahnesine çıkıyor. Tarihin her döneminde en parlak şehirlerden bir tanesi olmayı başarmış Urfa, 11 bin yıl önceye Göbekli Tepe'den tüm dünyaya açtığı pencereyle yeniden göz kırpıyor. Urfa bugün insanlık tarihine yeniden yön veriyor. Bugün bildiğimiz çok şeyi silip yeniden yazıyor. Asurlular, Hititliler, Babilliler, Mısırlılar, Moğollar, Türkler, Haçlı seferleri derken iki de İngiliz buharlı gemisi Urfa'dan geçiyor. Benim elimde Urfa'ya ait 1-2 gravürden fazlası yok ama muhtemelen Urfa'ya ait 100 gravür olsa Urfa yine de anlatmakla bitmezdi. İlerleyen zamanlarda Anadolu'nun en önemli şehirlerinden bir tanesi olan Urfa'dan, Urfa'nın farklı tarihi kesitlerinden farklı bölümlerde yeniden bahsedeceğim. Özellikle Haçlı seferlerine değindiğim Parlayan Yıldızların bir bölümünde Urfa'dan bahsetmiştim. İlerleyen bölümlerden bir tanesinde Urfa'ya yeniden detaylıca bakacağız. Amacım Anadolu'ya, Anadolu tarihine farklı bir pencereden bakmak. Gravürlerin, seyahatnamelerin, kitapların penceresinden bakmak. Bana destek olmak için uzak zamanlara abone olabilirsiniz. Farklı bir gravürde yeniden görüşmek üzere herkese sevgiler.